Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Yaz gününe hoş geldiniz. Yine böyle güzel bir günde sizinle beraberiz. İnşallah herkesin sağlığı, saati, afiyeti yerindedir. Bugün stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Hemen kendisini size takdim etmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı ve endoskopist operatör doktor Ahmet Tandoğdu hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam şöyle programı açarken tüm izleyenlerimize sağlıklı günler diledim. İnşallah dedim sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerinizdedir dedim ama yok, yerinde olmayanlar için de sizler varsınız. Siz ve sizin gibi değerli doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız var. Mutlaka, mutlaka. İyi ki varsınız. Doktorlar insanlar içindir, evet. Sağlık içindir. Evet. Hocam böyle yayından önce de sizinle konuştuk. O kadar böyle güzel enerjiniz var ki, o kadar güzel sakin sakin anlatıyorsunuz. Aslında hastalar için, yani kimi zaman bizler için, bu taraftakiler için işte gerekli olan bu. Çünkü biz daha çok hani stres oluyoruz, panik oluyoruz bazı hastalıklarda. Ama sizin böyle sakin sakin anlatışınız gerçekten böyle hani daha kolay yoldan her şeyin hallolacağını. Rahat olun. Evet. Rahat olun diyorsunuz. Evet. Çünkü sevgili izleyenlerimiz. Sağlık. Stres. Öyle bir şeymiş ki stres ülseri, hocamla onu da konuştuk. Yani bu stres her şeye mi zarar hocam? Tabii ki, yani şimdi stres bütün hastalıkların tetikleyici sebeplerinin başında gelir. Ama tabii ki bizim konumuz şimdi mide bağırsak hastalıkları olduğu için mide bağırsak hastalıklarında da stres çok önemli bir faktördür. Evet. Ülser diyorsunuz makat bölgesine stres yani ülseri. Sadece makat bölgesi değil, mide ülserlerinin de birçok ülser hastalıklarının, kalın bağırsak ülserlerinin de birinci tetikleyici sebebi hep strestir maalesef. İşte onun için uzak durmak gerekiyor stresten. Evet. Sakin olmak gerekiyor. Aynen. Sevgili izleyenlerimiz, konuğumla beraber bugün kalın bağırsak hastalıklarını konuşacağız. Kolonoskopinin öneminden bahsedeceğiz. Hemen o zaman konuma girmek istiyorum. Ama sorularınız varsa Beret Haber Facebook sayfası açık. Hocam yanımda, canlı canlı kendisine sorabilirim. Sorularınızı yazın lütfen, iletin. Hemen sorayım. O zaman hocam hemen sorayım. Kalın bağırsaklardan başlayalım. Fonksiyonları nelerdir? Hani biliyoruz çok böyle iç dünyamız, iç organlarımız inanılmaz bir gizemli dünya. Bunda evet, da kalın bağırsağın bir rolü var. Nedir hocam? Tabii ki kalın bağırsak sindirim sisteminin son parçasıdır. Yani evet. Yemek borusu, mide ve ince bağırsağın başlangıç kısmını sindirim sisteminin üst sindirim sistemi olarak izah edecek olursak, kalın bağırsakta işte ince bağırsaktan sonra gelen bağırsak sistemine kalın bağırsak deniyor ki, evet, insanda kalın bağırsağın boyu, uzunluğu 1,5 metre ile 1,80 santim arasında insandan insana değişmektedir. Yani bazı insanlarda doğuştan kalın bağırsak normalden uzun olabiliyor. Evet. Ve işte 1,5 metre veya civarında olabiliyor boy olarak. Hı hı. Tabii ki 1,5 metre derken yani bu kalın bağırsak düz bir boru şeklinde seyretmiyor. Belli bir yerleşimi var karın boşluğu içerisinde. Evet. İşte sağ kasık bölgesinde ince bağırsakla kalın bağırsak orada birleşiyor. Aha. Ki biz o bölgeye tıp dilinde çekum diyoruz. Evet. Kör bağırsağın da yuvalandığı yer orası. Aha. Sonra karaciğerin altına doğru yükseliyor ki buna çıkan kolon deniyor. Oradan tekrar bir kıvrım, 90 derecelik bir kıvrım yaparak yatay bir şekilde sol böğre doğru seyrediyor. Evet. Tekrar ikinci bir kıvrım yaparak da pelvis bölgesi, leğen kemiği bölgesine gelip orada makadın son kısmı, yani rektum dediğimiz bağırsağın depo vazifesini gören son kısmı ile devam edip anüs ile sonlanıyor. Hmm. İşte yani bu takdir edersiniz ki ince bağırsaktan gelen gıdalar henüz daha sıvı şeklindedir. Evet. Dolayısıyla oradan gelen bu gıdalar ne oluyor? Kalın bağırsağa geçtiği zaman sıvı kısmı vücut tarafından emilmeye başlanıyor. Hı hı. Ve ilerledik sonra bunlar tabii bağırsağın peristaltik hareket dediğimiz kasılma hareketleriyle içindeki muhteva ne oluyor? İlerleyip makata doğru bir yol kat ediyor. İşte bu süre zarfında kalın bağırsak içindeki gıdaların sıvı kısmı, mineraller, işte sodyumdur, potasyumudur veya evet, işte diğer elementler doğru emilerek kana karışıyor ve vücut kullanımına sunuluyor. Daha sonra da bu sıvı gıdalar giderek yoğunlaşarak makat bölgesine gelip orada bir depo şekli, rektum dediğimiz bölgedeki ampul şeklindedir. Bu bir fanuzu şeklinde ters çevirip düşünecek olursanız fanuz evet, şeklinde orada geniş bir bağırsak kısmı vardır. Orada birleşip
feces şeklinde, yani kaka şeklinde dönüşüyor. Ondan sonra da o rektum kısmı da birikime bağlı olarak orada refleks bir hareketle insanları işte dışkılama dediğimiz olay gerçekleşiyor. Demek yani kalın bağırsak sadece gelen sıvı şeklinde gelen gıdalar, ince bağırsaklardan gelen gıdaların son uğrak yeridir ve bu yolu kat ederken de evet dışa atmak için. Peki hocam şeydir. Şey dediniz değil mi? Yani 1,5 santim mi? Yani 1,5 metre. Metre. Şimdi 1,5 metre. Yani normal herkes, bütün insanlarda değişiyor o zaman bunun. Tabii kimisinde 1,60 oluyor. Kimisinde 1,80 dahi olabiliyor. Mesela bu bir sağlık sorunu teşkil ediyor Yaratabiliyor mu? Evet. Yani mesela örneğin normalden uzun olan, doğuştan kalın bağırsak normalden uzun olan insanlarda dolayısıyla bu gıdaların hareketi de daha güç oluyor. Ve bazı insanlar da bu kabızlık şeklinde kendini gösteriyor. İşte kabızlıkların da sebeplerinden bir tanesi bağırsağın dolikokolon dediğimiz bağırsağın normalden uzun olmasıdır ki bu da bir sebeptir kabızlıkla. Tabii tek sebep değil ama bir tanesi de budur. Evet. Peki bir cerrahi işlemle düzeltilmesi var mı yoksa? Yani cerrahi işlem pek uygulanmaz burada. Yani insanın bağırsağı normalden biraz uzunsa uygulanmaz. Ancak aşırı bir uzunluk varsa bazı hastalarda çok nadir görülse de özellikle bağırsağın son kısmında bir kalın bağırsağın o kısmı o kadar uzun olur ki kendi etrafında dönüyor. Kalın bağırsak kendi etrafında dönüp tıkanmalara sebep olabiliyor. Özellikle ileri yaşta olan insanlarda, 60 yaşından sonra olan insanlarda. Ve bu tabii çok ciddi bir olaydır, ciddi bir sağlık sorunu. Evet, hazır hastaları acile taşıyan bir problemdir. Çünkü karında şiddetli ağrı oluşur ve eğer müdahale edilmezse de bu tip hastalarda kalın bağırsağın o kısmında gangren dediğimiz olay gerçekleşiyor ve hastanın ölüme ne dahi sebep olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda hastalarda kolonoskopla girilip bu bağırsak düzeltilebiliyor. Ancak tabii her oluşunda da hastalara sık sık kolonoskopi yapıp da bağırsağını düzeltmektense hastayı alıp cerrahi müdahaleyle bağırsağın o kısmını, o kendi etrafında dönen kısmını cerrahi operasyonuna çıkarmak en sağlıklısıdır. Şimdi hocam kolonoskopiden de bahsetmek istiyorum. Sorularım içinde var ama biraz daha hani bağırsaktan bahsedip öyle geçelim isterseniz. Evet, yani... Şimdi bu hastalıklarını kısaca özetler misiniz diyecektim ama hani hastalıklardan bir başladık herhalde. Yani kalın bağırsağın bu tabii anatomik yapısıyla ilgilidir benim söylemiş olduklarım. Bir de kalın bağırsağın kendi hastalıkları vardır. Onların başında bağırsak ülserleri, yani kalın bağırsak ülserleri geliyor. İşte bunların değişik ülseratif kolit dediğimiz ve işte Crohn hastalığı gibi kalın bağırsağın içini tutan, içindeki mukozada ülserlerin oluşmasına sebep olan ve bunları tetikleyen bir sürü faktörler vardır. Örneğin işte bazen mikrobik hadiseler, amip gibi mikroplar bağırsak içerisine yerleşip bağırsaktaki mukozada erozyonlara sebep olabiliyor. Veya işte otoimmün hastalık olarak da kabul edilir bu. Yani bazı insanların immün sistemi, yani ne demek immün sistem? Vücudun koruyucu mekanizması bazı insanlarda zayıf oluyor. Bağışıklık sistemi zayıf oluyor ve bu bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı yine kalın bağırsak içerisinde ülserler oluşabiliyor. Yine aynı şekilde aşırı stresli olan insanlarda ve aşırı yorgunluk olan insanlarda da bu bağırsak ülserlerinin oluştuğunu biz gözlemliyoruz. Tabii ki bunlar daha çok kalın bağırsağın son kısmından, yani makada yakın kısmından başlayıp yukarıya doğru, yani bağırsağın diğer bölümlerine ilerlemek şeklinde kendini gösteriyor. Ve bu tip hastalarda işte ishal şeklinde kendini gösterdiği gibi sümükümsü bir sıvının geldiğinden bahsediyor hastalar. Belirtisi bu. Evet, belirti bulgu olarak anlatıyorum. Ve tabii ilerleyen, eğer ülserler fazla ilerlemişse bu kanama şeklinde de kendini gösterebiliyor. Ve çoğu hasta bunu basur kanaması olarak yorumluyor. Yani benim basurum var ondan kanıyor diyor. Hatta hiç doktora gitmeden de gidip doğrudan eczaneden basur kremlerini, meremlerini alıp kullanan hastalarla karşılaşıyorum. Tabii ki
burada bu çok yanlış bir şeydi, geçici davranıştır. Bir evet, hayır, geçici değil, teşhis yok çünkü. Evet, hiçbir şey yani yok. Teşhis almadan kendi sağdan soldan ve işte bu internet maalesef sağlıkta da birçok şeylere, yanlış yönlendirmelere evet, sebep oluyor. Evet. Yani insanlar internetten bulguları okuyup kendi kendilerine şey yapıyorlar. Teşhis koyup tedavisini bile yapıyorlar. Yapmaya çalışıyor. Yapmıyorlar tabii aslında. Tam aksine yapmıyorlar da. Yani benim burada anlatmak istediğim, bu tip bulgular olduğu zaman hastaların mutlaka gidip bir doktorla, bu konuda uzman bir doktorla paylaşmaları gerekir şikayetlerini. Tabii. Yoksa kendi şeyine göre yani aldığı aslında sağdan yani, komşusundan duyduğu ya ne bileyim ben internetten okuduğu ama hocam şimdi değil. Sizin gibi çok değerli hekimler geliyor programıma farklı branşlarda. Evet. Hepsinin ortak aslında halktan ki yana şikayeti bu. Yani herkes doktora gitmeden önce bir tedavi şekli uygulamaya çalışıyor kendince. Ondan sonra geliyor tabii maalesef, ki de, tabii ki de o öyle yapıyor evet. Bu da diyor işimizi daha çok zorlaştırıyor. Hem maddi hem manevi de kendileri için zaman kaybı, para kaybı. Çünkü gidiyorlar bir sürü ilaç alıyorlar aynen, kafalarına aynen, göre. Aynen. Hani... Yani hem maddi yönden kendilerini zora evet, sokuyorlar hem de yani hiçbir teşhis daha olmadan ilaç kullanıyorlar. Evet. Bir yerde hastalıklarının daha da ilerlemesine sebep oluyorlar. Oluyor. Sadece bağırsak konusunda değil, bütün hastalıklar evet, konusundadır. Yani çok hekimin ortak şeyi bu, sistemi aynen, bu. Maalesef öyle yani bizim ülkemizde. Evet. İşte burada genel sağlık sigortasının çıkmaması, ülkemizde ilaç reçetesiz ilaç satımlarının hat safhada olduğu herhalde dünyada çok az ülkede vardır ki evet, reçetesiz eczanelerden ilaç alıyorlar. Bütün daha bir sürü faktörler evet, var tabii ama benim burada esas değinmek istediğim internet bilgileriyle evet, kendi kendilerine şey yapmasınlar. Çünkü öyle hastalarla karşılaşıyoruz ki gelip size internetten okuduğu bilgileri doktora anlatıyor. Ben de onlara tabii Avrupa'da da var bunlar, sadece bizde değil yani Avrupa'da da var, Amerika'da da var, her yerde var. Hatta Amerikalılar daha da ileri gittiler bu konuda. Tabela astılar muayenehanelerinin girişine. İşte vizitem bu kadardır. İnternet okuyup da gelenler varsa iki misli vizite yazıyorlar onlara. Tedbirini yani, almış hekim. Çünkü gelip doktoru meşgul ediyor. Bir evet, de bilgiçlik taslıyor evet, doktora. Sene yani tıp o kadar basit bir şey değil ki. Yani tabii siz ki, internetten okuduğunuz bir bilgiyi onu yorumlayacak ha, durumda değil insanlar. Doğru. Dolayısıyla burada kesinlikle benim hastalarıma da hep tavsiyem, hep söylüyorum. Lütfen derim internete girip de hastalık okumayınız. Kesinlikle. Gelin bizimle paylaşın. Biz size her şeyi izah ederiz. Şey yapmayın. Kesinlikle. Dolayısıyla tabii, burada işte zor, kalın varsa konumuza dönecek olursak yani en sık rastlanan hastalıkların başında bu kalın bağırsak ülserleri. Ülser. Ondan sonra ikinci sırada kalın bağırsağın polipleri var. Polipler geliyor. Polip ne demek? Kalın bağırsağın içerisinde oluşan küçük böyle hücum salkımı gibi et parçaları oluşuyor. Evet. Biz bunlara sert parçalardır bunlar. Hı-hı. Bunlara biz polip tabir ediyoruz. Bunlar bazen tek tük olabileceği gibi sayıları çok yüksek olanlar da var ki bunlara polipozis diye bir hastalığı çağrıştırıyor bu. Bu tabii ciddi bir hastalıktır. Hı-hı. Çünkü bunların kansere dönme riski de vardır bu yaygın poliplerin. Evet. İyi huyumu, dolayısıyla tabii ki. İşte kolonoskopide nedir? Bunları gözle görüyoruz. Hı-hı. Gerekirse cerrahi kolonoskopla müdahale yapıp bu polipleri tam bağırsaktan ayrıldıkları yerden kesip alabiliyoruz teknolojik olarak. Dolayısıyla bunların özel telleri var. Bunlar kameraların içerisinden özel kanallardan geçip bağırsağın içerisine bunu çıkarıyorsunuz. Halka şeklinde oluşuyor bu evet, tel uçlar ve bunların bu polipler yakalanıp kökünden elektrikli bir şey sistemle çalışıyor. Hı hı. Oradaki polip kesilip dışarıya alınıp tahlile gönderilebiliyor. Hı hı. Tabii ki poliplerin sadece bu şeyleri değil, kanama şikayetlerine de sebep oluyor. Bazen bu poliplerin ülserleşebiliyorlar. Hı. Yani yara oluşuyor polipin ucunda ve kanama yapıyor. Evet. Hasta gider büyük abdestinde gizli kan duymuşsunuzdur herhalde. Evet. Gizli kan olarak takip ediliyor bugün. Gizli kan pozitif çıkar. Ha. Şimdi gizli kanın tahlilde pozitif çıkması
Yani illa da hastada kanser olacak anlamını ifade etmez. Peki hocam, o tahlilden önce yemesi içmesi de etkiliyor mu? Hani tahlil, gizli kan tahlilden önce mesela bazı besinler var diye duydum. Yani yerse demir preparatları alınırsa, özellikle demir hapı kullanan bir hastaysa onda pozitif çıkabiliyor. Ama yok işte pancar yedi diye ben onlarla domates yedin yok, değil mi hocam? Onlar yok. Onlarla yok. O sadece rengini, yani dış günün rengini boyuyor. Dolayısıyla hastalarda bir şey sebep oluyor. Öyle bir şey yok tabii. Panik olmaya gerek yani, yok. İşte bazı gıdalar mesela demir gibi, semizotu gibi gıdalarda demirden çok zengindir bu gıdalar. Dolayısıyla bunlarda yalancı pozitiflik çıkabiliyor. Zaten bir sefer tahlil yapıp da direkt sonuca varılmaması gerekir. En az 2-3 sefer belli aralıklarla bunun tekrarlanması lazım. Eğer 2 seferde de veya 3 seferde de pozitif çıkarsa, evet, sağlamasını mutlaka yapıyoruz. Eğer çıkıyorsa o zaman şey yapıyoruz. Yani kolonoskopiye çağırıyoruz hastayı. Şimdi bir izleyicimiz mesaj atmış hocam. Tam bu sorunun üstüne bir bakayım. O da domates yemek diyorlar yazmış. Öyle bir şey yokmuş, doktorumuz söyledi. Evet. Hiçbir şikayeti yokmuş annesinin ve kolonoskopi yaptırmak istiyormuş. Yani böyle şikayet olmadan da yaptırılabilir mi? Tabii burada yaş faktörü kontrol amaçlı. Tabii ki yapılması gerekir. Ha. Burada yaş faktörü çok önemlidir. Mesela işte 60 yaşını dolduran her erkek olsun, bayan olsun mutlaka kolonoskopi öneriyoruz biz. Hiçbir şikayet Hiçbir şikayet olmasa dahi. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü kolon kanserleri, biraz sonra değiniriz. Değineceğiz. Kalın bağırsak kanserlerinin en sık görülen yaş grubu 60 yaşından sonra. Doğru. Tabii 50 yaşında da görülür. Ama 30-40 yaşında da görülür ama en sık görüldüğü yaş grubu 60 yaşla işte 70-80 yaş arasıdır. Dolayısıyla 60 yaşını dolduran, işte 65 olsun 70 olsun mutlaka kolonoskopi her bireyin yaptırması gerekir. Çünkü kanserlerin seyri çok gizli ve sinsidir. Özellikle kolon kanserlerinde. Doğru. Hastanın hiçbir şikayeti yoktur. Evet. Yani ne ağrısı var, ne dışkılamada, başlangıç döneminde hiçbir bulguya vermiyor şimdi insanlarda. Dolayısıyla erken teşhis açısından rutin olarak hiçbir şikayet olmasa bile bir hastaya ya kolonoskopi yapılması lazım. Evet. Yani bu bir tarama şeklinde düşünün bunu. Evet. Yani check-up gibi, evet, bir şey. Evet, check-up gibi düşünün. Check-up. Yani bağırsak check-up'ı, kolon check-up'ıdır bu. Check-up'ı. Yani gelip kolonoskopla bütün kalın bağırsağın içerisini İnceliyoruz. İnceliyoruz. Bunun için tabii işte bağırsak temizliği yapılır hastalara. Özel ilaçları var, onlar verilir. Bağırsak temizlendikten sonra hasta kolonoskopiye alınır ve hafif anestezi altında yapılır. Yani hasta kesinlikle hiçbir şey hissetmez, ağrı duymaz. Ve işlem bittikten sonra da yani hastaları biz 15-20 dakika sonra evine gönderiyoruz. O yani şey, bir işlem değil. Mesela, dolayısıyla çekinilecek bir işlem değil. Yani. Bir kere yaptırdı herhalde yetmez. Mesela kaç ayda, birkaç yılda bir ay demeyelim de yani eğer check-up amaçlı geldiyse check-up amaçlı. Bir hasta 5 yılda bir tekrarlanması gerekir. Evet, 5 yılda bir tekrarlanması gerekir. Bir de tabii şunu söylemek gerekir, ailesinde kolon kanseri geçiren, evet, işte anne babasında veya kardeşinde kolon kanseri olan, geçirmiş olan insanları mutlaka yakın akraba bireylerini kontrolden geçirmek lazım. Çünkü bunlar risk grubunda olan. Tabii ki risk grubunda olan insanlardır. Dolayısıyla mutlaka bu tip hastalara hiçbir şikayeti olmadan müracaat edip kolonoskopilerini yaptırmaları gerekir. Peki ülkemizde hocam, hemen sorayım, görülme sıklığı nedir? Erken teşhis mutlaka çok önemlidir, diğer kanserler gibi hayat kurtarıyor. Hani maalesef, ama biraz sinsi bir kanser türü dediniz. Onu da hayır, ameliyat şu açıdan demiştim onu, yani kolon, o bağırsak dönmeleri içindir. Kolon kanserinin erken teşhisi çok önemlidir. Evet. Dolayısıyla hatta son yıllarda, yani son 10-15 yılda eskiden kolon kanserleri 5. sırada seyrederken şu anda kolon kanserleri 3. sıraya çıktı. Oo. Görülme sıklığı açısından. Burada tabii ki bir sürü faktörler vardır. Bunu tetikleyen bir sürü faktörler vardır. Mesela işte yani görüyorsunuz anormal derecede zirai ilaç kullanılması. Çevresel faktörler. Evet, çevresel faktörler burada geliyor. İşte beslenme hani, birçok kanseri tetikliyor. Bu sadece kolon kanserlerini değil ama birçok kanser türünü tetikliyor. Bu zirai ilaçların normal kullanımlarının dışında, işte görüyorsun limitler yayınlanıyor, hatta onlar toplatılıp imha ediliyor. Bazı zepseler, şeyler. Evet, evet. Bunların çoğu
vücutta birikim yapıyor ve uzun yıllar içerisinde kansere zemin hazırlıyorlar. Sadece kolon kanserine değil, diğer kanser türlerine de zemin hazırlıyorlar. Dolayısıyla bu ilaç kullanımı çok çok önemli bir konudur. Bir de tabiata işte gelişi güzel ilaçların saçılması. Çünkü bunlar topraktan hemen kaybolmuyorlar. Kaybolmuyor. Yıllarca orada toprakta şey yapıyor, etkisi kalıyor orada. Yani ondan sonra ekilen başka bitkilere de geçiyor. Aşırı limit üstü kullandığınız zaman. Tabii bunun yanında işte beslenme alışkanlıkları, kabızlık gibi uzun süre kabızlık çeken insanlar da işte aynı şekilde kanseri tetikleyebiliyor. Kabızlık. Veya biraz önce ırsi faktörleri saymıştım. Bazı insanlar da işte aileden geçen genetik faktörler de burada önemlidir. Onlar da bir sebep olarak gördü. Veya işte biraz önce yine poliplerden bahsetmiştim. Kalın bağırsak poliplerinin de kansere dönme riski vardır. Dolayısıyla polibi olan insanların mutlaka yılda bir sefer veya iki yılda bir sefer kolonoskopi ile takip edilmesi gerekir. Evet. Yani kanser olayı hakikaten kalın bağırsakta çok önemlidir. Özellikle makadın son kısmında yerleşen kanserlerde hem cerrahi müdahalesi daha zordur hem de makada olan yakınlık derecesine göre bazı hastalarda maalesef anüs bölgesini yani makat bölgesini de kanserle beraber çıkarmak gerekiyor ve hastaların ondan sonra kalan hayatlarını torbaya bağlı olarak geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki başka bir şey, yaşam sosyal bir şey oluyor, hastalar için yük oluyor. Çünkü torbanın değiştirilmesi lazım, hem hasta için hem aile için. Evet. Dolayısıyla burada bütün bunları göz önünde bulundurarak bireylerin mutlaka erken dönemde kolonoskopi yaptırmalarını, bundan çekinmemeleri, kaçmamalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü görüyoruz ki yani bizim toplumumuzda özellikle bu kolonoskopiye bakış açısı insanlarda bir çekingenlik yaratır. Korku bizim var, biraz da kendi kültürümüzden kaynaklanan, kendi inançlarımızdan kaynaklanan durumlardan dolayı hiç kimse kolay kolay gidip de işte doktora bana kolonoskopi yap demiyor. Ancak bir şikayeti olursa geliyorlar. Tabii şimdi gençlik bu konuda devamlı daha bilinçli, daha bilgilidir ve genç bireyleri işte anneannesini veya işte büyüğünü getiriyor. Büyük babasını teşvik ediyor. Gel işte seni doktora götüreyim, doktor sana baksın şeklinde yaklaşım içindedirler ki bu sevindirici bir şeydir genç jenerasyon ama için. Ama hocam hani korkacak bir şey yok diyorsunuz hani anesteziyle. Çok yani, kolay tabii ki, yapılan aynen, işlem. Aynen. Yani yüzeysel sonra bir anestezi veriliyor. Yani kesinlikle bir ameliyat anestezisi değil verilen. Tamamen yüzeysel bir anestezi verilir. Hastanın ağrı duymasını engelliyor bu verilen ilaçlar. Süre olarak zaten 15-20 dakika süre içerisinde tamamlanan bir şeydir. Kolonoskopik girişim. Ve burada nedir kolonoskopinin bir avantajı da orada bir patoloji görüldüğü zaman oradan parça biyopsi dediğimiz parça alma şansımız var. Evet. Oradan biyopsi yapıp parça alıp tahlile gönderebiliyoruz. Yani patolojiye gönderip kesin teşhisi koyma şeyimiz var, avantajımız var. Evet. Bu çok önemli. Evet. Şimdi hemen son olarak şunları da sorup başka bir konuya geçmek istiyorum. Makat bölgesi hastalıklarından biraz bahsedelim. Kabızlık dediniz. Kabızlıktan bahsedelim. Hani çünkü kabızlık problemini böyle mevsimsel geçişlerde dahi çok kişi çekebiliyor. Aynen evet. Bu kabızlık nasıl bir problemdir? Nasıl kurtulabilir? Neler yapması gerekiyor? Maalesef kabızlık biraz önce de söylediğim konuşmamızın başında genelde ırsiyetle alakalı olan aileden aileye taşınan bir şeydir. Yani işte annesi kabızsa bir çocuğun bakıyorsun. Çünkü sorduğun zaman görüyorsun işte yani ya kızında veya oğlunda da kabızlık olarak şey yapıyor. Genetik aktarımı kabızlıkta yani da var. Bunu zaten hastalıkların %99'u genetiktir desem inanın. Yani bu zaman içinde bunu biz ama görüyoruz. Ama kabızlığı da hiç kimse aklına gelmez. Kabızlığında tabii bir de kabızlığı tetikleyen başka faktörler var. De mesela var. Mesela bağırsağın uzun olması dediniz normalde işte fazla. Beslenme çok önemli. Yani devamlı kuru gıdalarla beslenme. Yani sulu gıdaları tüketmemek. Bilhassa bu fast foodların hayatımıza girdikten sonra bunlar karbonhidrattan zengin ve emilimi kolay olan ve posa bırakmayan gıdalardır. Evet. Dolayısıyla bir mesela bir hamburger yiyorsunuz veya bir sandviç yiyorsunuz. Bunun vücutta herhangi bir lif içermiyor bu. Lifsiz bir beslenme şeklidir bu.
Halbuki sulu gıdalar yediğiniz zaman işte örneğin işte taze fasulyesidir, börülcesidir, bamyasıdır. Yani bizim ülkemizde tencere olan şey, evet. Yani evde pişen yemek evet. pişirme maalesef galiba azalıyor son yıllarda. Azalıyor. Bilmiyorum. Yani sulu gıdalarla beslenmek kabızlığı önlemenin en büyük sebeplerinden biridir. Hocam siz bunun analizini yapabilirsiniz. Mesela dediğiniz gibi beslenme şeklinde Facebook'a yöneldik ya, şikayetler evet. daha çok olmaya başlamıştır belki de. Kabızlıkta örneğin beslenme yüzünden artık gerçekten kimse sulu yemek yemiyor, gençler özellikle evde bir daha pişse. Ve bir de tabii gençlerin alışkanlık haline de getirenler evet. var bunu, yani yemiyorlar dediğin gibi evde bir halde yemeyen çocuklar var evet, doğrudur. Evet, yani yemiyor. Ebeveynleri bu konuda şikayet ediyorlar evet. işte benim çocuğum sulu yemek yemez diye. Yemiyor. O biraz da annenin çocuğunu küçük yaştan buna alıştırması gerekir. Yani biraz da annelerin çocuklarıyla daha çok ilgilenmeleri, daha çok onlarla şey yapmaları gerekir. Evet. Yani, mücadele bu konuda. Yani şimdi o konulara girersek çok laf söylüyorum. Hayır hayır, bağırsak hastalıklarında artış olabilir bu açıdan da baktım. Hayır, yani kabızlığı tetikleyen sebeplerin başında işte beslenme alışkanlıkları, evet. özellikle mesela süt mesela kabızlık yapıyor. Ha. Ama biz başka yönde hanımlara ne diyoruz? Süt tüketin. Çünkü evet. kalsiyumdan zengindir, proteinden zengindir. Evet. Süt için diyoruz. Yoğurt yiyin diyoruz. Doğru. Ama bazı süt ürünleri çok fazla tüketilirse şişme yapıyor. Bazı insanlara da kabızlığa sebep olabiliyor. Hmm. Veya işte süt intoleransı olan, yani sütü tolere edemeyen, içindeki işte bu laktoz evet. hormonun için laktozsuz sütler çıktı. Şimdi bildiğiniz gibi bunun evet. şeyi nedir? İşte mideye giden süt ne yapıyor? Yani bazı insanlarda laktozu parçalayacak şey olmadığı için midede bazı enzimle eksikliğine bağlı laktoz parçalanmadığı için ne oluyor? O hazm olmuyor o süt ve şişkinlik ve aşırı gaz birikimine sebep oluyor bazı insanlarda. Hatta çoğu insanlar bunu fark edip kendileri süt içmiyorlar. Çünkü evet, midesinin şişkinliği, karnına evet, şişkinlik veriyor. Evet. Dolayısıyla yani bu da bir faktördür tabii. Bunun yanında dediğim gibi işte anatomik bağırsağın anatomik şeklinin normalden uzun olması, pasaj yolunun yani seyir yolunun uzaması da kabızlığa sebep olabiliyor. Bir de aşırı hareketsiz insanlarda, devamlı oturan insanlarda. Yani bir masa başında oturup bütün gününü oturarak geçiren, özellikle çağımızın en büyük hastalığı bu internet ve bu şeylerin, tabletlerin çıkması. Veya işte cep telefonlarının çocuklara sırf oyalansınlar diye aileler tarafından alıştırılması. Bütün bunlar o çocuklarda da hareketsizliğe sebep oluyor. Yani evet. bütün gün oturup ya koltukta ya işte bir şeyde yatakta tablete bakıyor çocuklar. Evet. Bu ve bir de asosyal oluyorlar. Bir de böyle fast food yiyorsa zaman. Üstüne üstlük. İşte bunlar da yani hareketsizlik de kabızlığı tetikliyor. En büyük şey evet etken. Yani başka yönleri olduğu gibi bu da aynı şekildedir. Onun için mümkün mertebe iş ortamından çıktıktan sonra işte insanların yürüyüş yapması, hareketli olması, ne bileyim ben işte boş alanlara gidip koşu yapmaları, bunlar insan vücudunun hareketini ve organların çalışmasını evet. Şey yapan, motive eden evet. şeylerdir. Hareketlerdir. Mesela eskiden köy yerinde yaşayan insanlarda kabızlık görülmezdi. Yoktu. Niye? Çünkü devamlı iş hareket halindeydiler. İşte tarlaya gider, hayvanına tabii. bakar, devamlı bir hareket vardı. Beslenme şekilleri de eminim. Şimdi öyle değil ama. Çok şimdi güzel. Görüyorsunuz siz de. Yani herkes bir daireye evet. gidiyor, klimasını açıp oturuyor orada. Hmm. Tamam, bu büyük bir şeydir yani. Büyük bir evet, sebep. Yani, sebeptir evet. Yani kabızlığa. Sadece kabızlığı değil tabii. Bütün diğer hastalıkları diyabeti, da örneğin. Kalbi. Hemoroidler yani basurların oluşmasında da bugün aynı şekilde devamlı ayakta duranlarda veya devamlı oturan insanlarda evet. basurların görülme sıklığı daha çoktur. Hmm. Yani bu da bir şeydir. Evet. Biraz önce siz dediniz ya. Basur değil mi hocam, ama basur mesela evet. böyle ağır taşıyan ya da böyle hamile kadınlarımızda da çok sık görülen. Tabii hamile kadınlarda basurlara olduğu gibi bacak varislerinin de oluşmasına sebep olur. Çünkü biliyorsunuz yani sık sık hamile kalan yani da çocuk doğuran hanımlarda çocuğun anne rahim içinde büyümesi sonucu oradaki toplar damarlara yani kanı kalbe taşıyan damarlarda ne oluyor? Bir bası oluşturuyor, baskı hı-hı. yapıyor ve kan daha zor. Hareket ettiği için, akışı daha yavaş olduğu için
ne oluyor? Bu otomatik bacaklarda varislerin ortaya çıkmasına, evet, veya makat bölgesinde de basurların ortaya çıkmasına sebep olur. Zaten basurun izahı şudur makat bölgesinde. Basur bir yerde makat bölgesinin varisidir. Hmm. Yani oradaki toplar damarların önünün tıkanıp herhangi bir nedene bağlı, bu enfeksiyon olabilir veya işte bahsettiğim uzun süre ayakta durmak olabilir. Evet. Damarın önü yumak şeklinde bulunan bu damarların, toplar damarın önü tıkandığı zaman arka kısmı, yani kanın göllendiği kısımda balon gibi bir genişleme oluyor. Hı hı. Ki biz buna tıp dilinde hemoroid diyoruz. Hemoroid. Yani basur diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bütün bunlardan kurtulmak için hareket halinde olmak lazım. Gerekiyor. Yani evet, sabit oturduğunuz zaman bu işler maalesef... Evet, organlar çalışmaz. Yapıyor, evet, yani, tabii makine çalışmaz. Bir arabayı düşünün, arabayı çalıştırmazsanız günlerce, aylarca yani oturur yerine. İnsan vücudu da her yönden bir makine, biraz makineye benzer şey, evet, çalışma şeyi olarak değil tabii. Çok daha komplikedir ama bunlar tetikleyici faktörlerdir. Dolayısıyla insanların bunları bilinçli, evet, olması lazım ve en azından oda içinde çalışsa bile belli sürelerde kalkıp, doğru, kısa yürüyüşler yapması, dolaşmasında fayda vardır diyorum ben. Diyorsunuz hocam. Evet. Şimdi bir başka konuya geçelim. Endoskopiye geçelim ve bunda da hocam çok büyük bir rolünüz var ülkemiz için. Kuzey Kıbrıs'ta ilk endoskopiyi siz kurdunuz. Biraz tarihçesinden bahsedelim mi hocam? Ne zaman tabii getirdiniz? Tabii endoskopi nasıl çok... Nasıl getirdiniz? Neydi? Dünyada endoskopi çok gerilere gider. Yani ta 1900'lü yılların başına, evet, kadar gider. Hatta çok çok geriye giderseniz... yani makat bölgesini dıştan özel funi gibi aletler yaptılar ilk, hı hı, tıp doktorları. Ve işte orada o zaman elektrik de yok tabii. Küçük şeyleri söyleyin adını, küçük aydınlatma şeylerini yakıp, yani evet, mum ışığında, oh, bakıyorlardı. Evet, yani çok eskiye gidiyor. Oh. Daha sonra işte tabii bu evrim, tabii, bir evrim olarak gelişti ve 1945'li yıllara gelindiğinde endoskopi artık bayağı bir ilerleme gösterdi. Hı-hı. Ancak endoskopiye en büyük katkıyı yapan dünyada Japonlardır. Japonlar halen bugün bizim kullandığımız yeni modern teknolojiye ait kameralar Japonlar tarafından, işte ya Olympus'tur ya Pentax'tır ya Fujinon gibi aletler var bugün, evet, markalar var ki hakikaten bugün Amerika'da olsun, şeyde olsun, Avrupa'da olsun bu Japon aletleri kullanılıyor. Bütün dünyaya şey, evet, yapmış durumdadılar. Tabii bunun bir sebebi vardır. Nedir? Japonya'da eskiden mide kanserleri çok yaygındı. Yani her 3 Japon'un erkeğinden bir tanesinde, erkeklerde çok fazlaydı. Her 3 insandan birinde mide kanseri görülürdü. Ne için acaba? Tabii bu onların beslenme şekliyle alakalıydı. Hı. Ama işte bunu erken teşhis edip de ortaya çıkarmak için büyük çabalar harcadılar. Evet. Ve bu endoskopi kameraları geliştirdiler, hı, mide ve bağırsak için. Kafa yordular. Bizim Kıbrıs'ta da tabii ki endoskopi, işte ilk ben yeni cerrah olduğumdaki, ben 1980'de cerrah oldum. Cerrah oldunuz. İşte Dalbantolu Devlet Hastanesi'ne 81 yılında başladığım zaman bir tek röntgenle mide bağırsak sistemini kontrol edebiliyorduk veya röntgen alarak teşhis koymaya çalışıyorduk. Hı. O dönemde işte bir, Allah rahmet eylesin, bir doktor arkadaşımız, Doktor Kaya Bekiroğlu, Fransız elçiliğine bir toplantıda başvuruyor ve diyor ki işte bize bir şey verin diyor, bir burs temin edin diyor ve bir doktor yetiştirelim diyor bu endoskopi konusunda. Fransızlar da tabii o dönemde tamam dediler, verelim öyle bir burs, madem ki Kıbrıs'ta hiç yoktur, hiç verelim. Yalnız dediler, gidecek olan doktoru Fransızca bilmesi gerekir. Evet. Fransızlar biraz bilin koyu, biraz bu konuda, evet, şey, milliyetçidirler. Kendi lisanlarına şeyleri var. Biz de o zaman yeni girmiştik Nalbantoğlu'na, evet, cerrah olarak. Bizim hiç kimse Fransızca bilmiyor doktorlardan. Bir de tabii gidecek olan doktorun cerrah veya dahiliye uzmanı olması gerekiyor. Yani başka branş olmuyor. Evet. Neyse, bunun üzerine kimse bilmeyince dediler ki, bu defa Fransızlar yine devreye giriyor. Diyorlar ki biz hoca verelim, gönüllü doktor varsa müracaat etsin. Biz ona öğretelim şeyi, tıbbi Fransızcayı öğrenelim ve verelim gitsin. Uzatmayalım işte, yani bu, biz de müracaat ediyoruz. Fransızca lisanını öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Öğrendiğimiz kadar. Sonunda bize diyorlar ki işte yeterli Fransızcayı öğrendin sen.
seni gönderelim. Biz de bu yolculuğa çıkıyoruz. Yıl 1985. Evet. Çıkıp Fransa'ya yeni gidiyoruz. Yeni bir dil öğrenip evet. gidiyorsunuz. Hem dili öğreniyoruz hem gidip orada işte bir yıl bu 85. Montpellier Üniversitesi var orada. Gastroenterology bölümünde bir yıl eğitim alıyorum ben. Evet. Ve o eğitimden sonra tekrar 86 yılında dönüp Nerif Koşar'ın Albantolu Devlet Hastanesi'ne ilk endoskopi departmanını kuruyorum. Evet. Yeni aletler getiriyoruz. Olympus marka aletler getiriyoruz ve evet. hem mi de hem bu endoskopi, gastroskopi, kolonoskopiye başlıyoruz. Başlangıç böyle. Evet. 10 yıla yakın tek başıma bütün adaya ben hizmet veriyorum. Çünkü benden başka bu işi yapan o dönemde yok. Daha sonra iki başka arkadaşlar da gönderiliyor. Onlar da geliyorlar. Evet. Ve bu şekilde endoskopiyi yaygın hale getiriyoruz. Ya. Tabii ki burada endoskopi yapacak olan doktorun mutlaka bu eğitimi alıp bir sertifika sahibi olması gerekir. Yani sertifikasyonun getirilmesi lazım. Bak Türkiye'de bugün getirdiler. Endoskopi yapan her doktorun bunun eğitimini alıp ayrı bir eğitim. Bir sertifika evet ayrı bir eğitimdir. Yani ister dahiliye uzmanı olun ister genel cerrahi uzmanı olun girip bu sertifikaya sahip olmanız gerekir. Yani sadece ben işte genel cerrahım diyerek endoskopi yapmaması lazım kimsenin. Mutlaka sertifika sahibi olması lazım. Ve bunun bir standart haline getirildi Türkiye'de bugün. Evet. İnşallah bizim Kıbrıs'ta da bu hayata geçirilir. Ha. Yani uzun yıllar biz endoskopiyi böyle işte 2000 emekli olacağım zamana kadar bu endoskopiyi ben hastanede icra ettim. Sonra tabii özele de taşıdık. Bugün tabii özelde de aktif olarak. İşe, evet aktif olarak hizmet veriyoruz. Evet. Yani endoskopi işte sindirim sistemi hastalıklarının teşhisinde bugün altın anahtardır. Altın anahtar. Yani ister mide şikayeti olsun bir hastanın isterse kalın bağırsakla ilgili biraz önce anlatmış olduğum şikayetlere bağlı olsun. Hı-hı. Mutlaka hastaların endoskopik muayeneden geçmesi lazım. O nasıl bir şey? Yani hastaların şikayetleri Hı-hı. üzerine onlara ilaç vermek çok yanlıştır. Çünkü Doğru. tam teşhis konmadan Evet. hastaya ilaç verdiğiniz zaman onun başarı, o ilacın tedavi etme şansı %50'dir. Ama endoskopi yapılır da Köktü. Tedaviye girilirse, başlanırsa o zaman ne olur? %100 olur %100. O. %100. Tamamen çözüm Tabii olur. Ki çok fark ediyor. Dolayısıyla yani şey gibidir bu düşünün. Yani bir hastanın öksürüğü var, geçmeyen evet. bir öksürüğü var. Ona ne yapılıyor? Önce bir akciğer filmi çekiliyor. Yani görülüyor akciğeri. Evet. İşte tabii doktor da doktor muayenesi de çok önemli ama yapacak tetkikler var. Hatta daha ileri tetkik isterlerse orada da akciğerlerin içerisini gören endoskoplar geliştirildi. Ona da bronkoskopi deniyor mesela. Yani bütün boş organları görmek için geliştirilen aletlerin genel anlamı endoskopidir. Endo iç demektir, iskopi görmedir. Yani evet. iç organları görme anlamındadır. Ha. Organın şekline göre de isim alır. İşte mideye bakılacaksa mesela gastroskopi evet. deniyor. İşte kalın bağırsağa bakılacaksa kolonoskopi Oskopi. Deniyor. Bunun gibi böyle Bu isimler. Genel başlık o zaman endoskopi. Genel başlıktır evet. Endo iç demekse. Aynen. Kopi de görüntüsü yani herhalde. Görmek anlamındadır. Görmek. Skopi. İç dünyamızı, yani. İç organlarımızı. Evet. Endoskopi. Evet. Peki şey bu işlem herhalde şeye göre mi değişiyor hocam? İşlemin şekline göre mi değişiyor süresi örneğin hani? Yani şimdi organlara göre örneğin. Midedense mesela. Mesela bir mide endoskopisi bugün hastanın muayene süresi 5 ile 10 dakika arasında değişiyor. Yani Hı-hı. hastanın şeyine göre şikayetlerine göre değişiyor. Veya bazı endoskopi esnasında müdahaleler gerekiyor. O zaman tabii süre uzuyor. Hı. Herhangi bir müdahale gerekebiliyor. Yani burada endoskopik kameralarla sadece organlar görülmüyor. Bazı cerrahi müdahaleler de yapılıyor. Bazı örneğin yemek borusu kanserlerinde mesela yemek borusunu daraltan kanser türleri var. Onlara özel kafesler konulur. Nasıl bugün anjiyolarda kalp damarları evet. içine şeyler konuyorsa, istentler konuyorsa Hı. aynı şekilde yemek borusuna veya kalın bağırsağa da ameliyat kaldırmayan hastalar var o mesela. Anladım. Adam 90 yaşına gelmiş. Evet. Bir sürü başka hastalıkları var. Ameliyat olması imkansız ama o. bağırsakta bir daralma var. Daralma var. İşte oraya o dar olan yere götürüp bugün şey koyuyorlar. Özel şeyden plastik malzemeden yapılmış şeyler vardır. Bağırsak içerisine yerleştirilen şeyler yani o bölge kanserli bölgeyi açık tutacak evet.
istent gibi şeyler vardır. İlaçlı peki? Malzemeler vardır. Onlar yerleştiriliyor ve tabii takip ister bunlar. Yani bunların yapılabilmesi için çok gelişmiş imkanlara sahip olmanız gerekiyor. Şu an ülkemizde bu yapılıyor mu? Yapılıyor, yapılıyor. Evet. Yapılıyor. Yani endoskopi esnasında kişiye bir cerrahi müdahale dediğiniz de yapılabiliyor. Gibi yapılabiliyor. Aynen. Mesela kalın bağırsakta bir polip görüyor. Biraz önce söyledim. Onu kamera bağırsağın içindeyken özel telleri vardır bunun, bu iş için imal edilmiş. Evet. Onlarla girip bu polip yakalanıyor ve elektrikli aletle yakılıp kesilip oradan alınabiliyor. Bu hem tedavi anlamındadır hem de orada gördüğünüz o polibin zemininde bir kanser var mı yok mu onu ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Bu yöntem sayesinde. Evet, evet. Bu da hocam ama çok tecrübe isteyen bir. Tabii yani ki. Hani onun için biraz önce dedim ya, yani herkesin bu konuda sertifika sahibi olması önemli. Lazım. Yani burada anlatmak istediğim o zaten. Yani burada bütün bu şeye rağmen yani bu bir sürü yan tesirleri de var tabii. Yani bu konuda gerçekten sahibi olmak lazım, yoksa tecrübe. Dediğim gibi yani bağırsak delinmelerine sebep olabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz ki bütün bunlara rağmen, tecrübeli olmanıza rağmen bunu, böyle bir risk var yani. Evet. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi. Tabii ki. Burada da her risk faktörleri vardır. Doğru. Dolayısıyla burada işlemi yaparken siz çok dikkatli olabiliyorsunuz, çok gereken ihtimamı gösterirsiniz ama buna rağmen bazı hastalarda bakıyorsun, tabii ki, bağırsak delinmeleri ortaya çıkabiliyor. Oysa. Ben bunları izleyicilerimizi burada söylerken onları korkutmak istemiyorum. Yok, olabilecek ancak şeyler ama. Olabilecek ihtimalleri konuşuyorum. Hı-hı. Dolayısıyla yani endoskopi, ister mide endoskopisi olsun, ister bağırsak endoskopisi olsun, bu konuda eğitim almış doktorlar tarafından uygulanması tecrübeli. Gereken bir tecrübe değil, eğitim alması. Tecrübe her zaman kazanılır da eğitim, mutlaka eğitim alması gerekir. Benim söylemek istediğim bu. Eğitim ve tecrübe konusunda. Çünkü hocam doğru teşhis ve tanı da çok önemli. Ki tedavi ki, tam yani olsun. Doğru teşhis koyabilmeniz için. Evet. Tedavi doğru olması için. Evet, yani orada işte biyopsi alınıyor bugün dedim ya, o biyopsiler bize çok şey ifade ediyor. Mesela işte örneğin midede bir endoskopi yapıldığı zaman oradan alınan o parçalarda işte gastritin midede yer, bir gastrit, gastrit mide iltihabı gastrit anlamındadır. Duyuyoruz. Yani onun işte yüzeyel bir gastrit mi, derin bir gastrit, yani kronik bir gastrit, yani çok uzun yıllardan beri devam eden bir gastrit mi, yoksa işte 10-15 günde ortaya çıkmış bir gastrit türü mü? Ki gastritler işte kronik ve akut diye ikiye ayrılır. Yani bunların ayrımını yapmak lazım. Hastayı ona göre tedavisini vermek lazım. Bir de bu mide hastalıklarında gastritleri veya mide ülserlerini tetikleyen Helicobacter pylori diye bir bakteri keşfedildi ki bunu dünyada ilk keşfeden bir Avustralyalı bilim adamıdır. Yıl 1989'lu yıllar. O dönemlerde Profesör Marshall ve talebesiyle beraber araştırma yapıyorlar. Ve bakıyorlar ki midede bir bakterinin yaşadığını tespit ediyorlar. Halbuki bizim öğrencilik yıllarımızda bize öğretilen mide işte asit yapıyor. Her insanın midesi asit yapar. Mide asidi de her türlü mikrobu öldürür şeklindeydi. Evet. Halbuki bu adam halk arasında şu an bu biliniyor aslında. Evet. Yani tabii halk arasında öyle bir şey var. Ama bu adamlar, bu bilim adamları bunu ispatladılar ki mide, sadece midede yaşıyor bu mikrop. Helicobacter pylori mikrobu. Ve bu daha çok midenin ince bağırsağa bağlanan çıkış bölümüne yakın yerde yayılıyor. Zaten isminden dolayı da pylor zaten midenin çıkış halkası demektir. O bölgede daha çok yuvalanıyor. Dolayısıyla işte endoskopi yaparken biz oradan küçük biyopsiler, parçalar alıp bunu patolojiye gönderiyoruz. Ve orada hem bu bakteri mikroskop altında görülüyor. Patolog bize bunu rapor eder. Der ki bu hastanın işte midesinde Helicobacter pylori mikrobu gördüm. Evet. İşte şeyi de, gastriti de aktiftir, aktivasyonludur veya işte yüzeyel bir gastrittir veya derin bir gastrit şeklinde bir ayrıma dahi gidilebiliyor. Veya bugün mide ülserlerinin oluşmasında da aynı şşekilde bu bakterinin etkisi olduğu tespit edildi. Söyleniyor değil de tespit edildi. Tabii şimdi bugün işte kanda da bakıyorlar, büyük abdestleri bu bakterinin teşhisi, yeni testler çıktı. Bunları da yapıyorlar ama bugün yani sadece bakteri olup olmadığına bakarak hastalara
ilaç vermek de yanlıştır. Yani bazı hastalar çünkü endoskopi yaptırmaktansa kolaya kaçar hep. Ha. Ben gidip işte bir kan tahlili yapayım ya bir gaita testi yapayım. Eğer mikrop var ise ben de işte gideyim çıkar. Doktor bana antibiyotik versin. Bu yanlış. Yanlış tabii. Çünkü sen gerçek hastalığının ne olduğunu bilmiyorsun ki. Midende ne var senin? Mesela öyle hastalarla karşılaşıyoruz. Benim hiçbir mide şikayetim yok doktor diyor. Ben her şeyi iyi biçiyorum. Evet. Bir bakıyorsunuz ki adamda kocaman ülser çıkıyor midesinde. Çünkü mide ülserleri bazen ağrılı olmayabiliyor bazı gizli hastalarda. Gizli bir şey sanki gizli. Ve bunların mide kanserine dönme riskleri çok yüksektir. Çok. Onun için bu tip hastalarda, bu tip olgularda daha dikkatli davranmak lazım. Biyopsi sayısını daha çok almak lazım. Evet. Yani daha çok parça alıp patoloğa göndermek lazım ki eğer orada bir şey var ise, bir kanser odağı var ise tabii ki onu erken dönemde teşhis edip ortaya çıkarmak gerekir. Evet. Hocam gerçekten çok önemli konulara değindik. Çok önemli bilgiler bizle paylaştınız. Sorularımızı sormaya çalıştık elimizden geldiğince ama süremizin sonuna geldik. Son olarak sizi izleyenlere, hastalarınıza, danışmak isteyenlere, halkımıza ne mesaj vermek istersiniz? Neler söylemek Yani ben sindirim sistemi konusunda hep konuşuyorum. Dolayısıyla benim hastalarıma, bizi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. İster mide şikayetleriniz veya bağırsak şikayetleriniz olduğu zaman endoskopiden korkmayın. Mutlaka kendinize endoskopi yaptırın. Çünkü size doğru teşhisi söyleyecek olan endoskopidir. Endoskopi. Bunu öneriyorum. Çünkü bu hakikaten bugün adamızda da yaygın olarak yapılıyor endoskopi. Çok güzel. Dolayısıyla ulaşmak kolay oluyor. Bundan çekinmesin. Sayenizde hocam. Güvensinler. Sayenizde evet. Zamanında. Biz emek verdik. Aldığınız emeklerle evet. Bugüne geldik. Elinde, çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyenlerimiz konuğuma çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktini bizlere sizler için ayırdı. Ama süremizin sonuna geldik. Bizden bugün bu kadar. Hoşça kalın ve lütfen sağlıkla kalın.